arkadaşlar, bugün sizlerle efsane bir challenge geliyor. Challenge'ı kendi başıma yapıyorum. Challenge'ımızın şeyi şu. Gördüğünüz gibi shot bardaklarım var. İçiyorum, shot atıyorum hepsine. En son sarhoş olan yarışmayı kazanıyor. Ve annem de beni arayıp diyor ki bir daha eve gelme. Burada bir pH testimiz var arkadaşlar. Piyasadaki bulabildiğimiz tüm suları alıyoruz. Şöyle koyacağız sularımızı. Daha sonra da pH testiyle böyle dıp 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 hepsine birer damla koyacağız. Ve pH'ına bakacağız. Renkleri de şuradaki skalaya göre değişiyor. Turuncudan maviye bir sürü renk skalası var. Yanlarında puanları da yazıyor. Buna göre değişiyor. Ama benim merak ettiğim esas şey şu. Bu video aklıma geldiğimde bir YouTube'a baktım. YouTube'da Uras abi yapmıştı. Ve sonra fark ettim ki insanların merak ettiği birkaç husus var. Hani normal içtiğimiz suların haricinde çeşme suyunu deniyoruz bugün. Zemzem suyunu deniyoruz ki çok merak ediyorum. Arıtma suyuna bakacağız ve eğer maden sularında pH varsa, çok emin değilim, varsa maden suyuna bakacağız. Efsane eğlenceli video olacak gibi geliyor. En azından yaparken ben çok eğleniyorum şu an için. Ama önce bir şey eksik. Su eksik. Suyu almamız gerekiyor. O yüzden gidip su alacağız. Benimle gelmek ister misin? Hadi. Hadi gidelim o zaman. Şimdi su reyonumuza geldik. Bakalım burada neler var, neler var. Bayağı da bir şey var bugün burada. Şöyle hepsinden birer tane alacağız. İniş. Erikli'den başlayalım. Bir tane erikli alalım. Arkadaşlar şimdi hemen size muzuru göstermek istiyorum. Ben bu suyu ilk defa burada gördüm ama işte bu muzurun nedense çok inanılmaz popüler bir seven kitlesi var. Neden olduğunu bilmiyorum. pH'ı 8.45'miş acaba ondan mı? Kimseye pH yazmıyor. Belki onda ama çok mutlu oldum. Değişik bir su buldum. Burada kestane diye bir su buldum. Burada pek bir şey yok. O zaman iki suyumuzu da alıp hemen eve geçelim. Ve şimdi pH damlamızı damlatmaya başlayalım istiyorum. Ben yine bir yere daha sorarım. Geçmeden bir yere daha sorarım ihtimal. Çünkü birkaç tane suyu var. Bunu bulamadım, içimde kaldı. Hadi gidelim. Evet, sularımızı alıp geldik. Bulabildiğimiz bütün suları aldık. Yani herhalde bu ev ilk defa bu kadar suyu aynı anda görüyordur. Şimdi bu suları bardaklara koyacağız ama koymadan önce şöyle bir ölçeğimiz var. Her suyu buraya koyup ondan sonra böyle dökmemiz lazım ki tam rengini verebilsin. Çünkü birebir renk olayı var. O yüzden sizi bekletmeden ben kendim yapayım, daha sonra geleyim henüz. Çünkü o zaman çok bekleyeceksiniz. Ve çok zorlanacağımı düşündüğüm için de şöyle bir aparat buldum demin içeriden. Bir deneyelim mi? Aa, şeyi merak ediyorum, dur. Ölçeğini merak ediyorum. Mesela birebir mesela. Şuradan aldım. Olmadı. Peki bunu böyle yapacağımıza şöyle yapsak. Oha! Ya yemin ediyorum var ya, bu zekayla çok iyi yaşıyorum ya. Çeşme suyu mu? Şu efsane... Bir dakika, nasıl ayıracağız onları? Aaa! Yeni bir dizaynla tekrar sizlerle beraberiz arkadaşlar. Ufak bir karışıklık olmuştu. Hemen bir beyin fırtınasıyla sularımızla beraberiz. Empallarını uca koyduk mu Tuka? Aynen. Çeşme suyumuz elimizde. Şöyle. 3 ölçek suyumuzu koyduk buraya. Çeşme suyu bu. Çok heyecanlıyım çünkü ilk de hep beni çok heyecanlandırıyor ya. Dur. Hazır mıyız? Pardon, kimse yok ki ben. Ya öyle bir garip, evet. Bir coşku istedim, tamam mı? Hazır mıyız? Pardon, kimse yok. Evet, damlatıyorum. 3 damla. 1. İlk Allah. Oha, hemen yeşil oldu. Hem de koyu yeşil oldu. 8, pH'i 8 çıktı çeşme su. İnsanın kanının pH'i 7.4'müş arkadaşlar. O yüzden 7.4'e en yakın olan değer bizim için en sağlıklı olan değermiş. Hani ne yüksek ne az. Yükselince zaten baz oluyor. Aşağı ince de asit oluyor diyebiliyorum. Ya da tam tersi olabilir, emin değilim. O yüzden hani aşırı yüksek olması aşırı iyi olduğu anlamına gelmiyor diyorlar. Eğer ben yanlışsam muhakkak beni düzeltin. Çünkü bu yanlış kalsın istemiyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum. 8'e denk geliyor bu su yani. 8 diyerekten onu bırakıyorum. Ne istiyorsun ya? Sen söyle. Güzel Pınar. Güzel Pınar. Su. Ve Güzel Pınar için geri sayım başlasın. 3 damla Güzel Pınar için geliyor. 1, 2, 3. Güzel Pınar'ın rengi açık yeşil gibi. Bu da çok benziyor. Güzel Pınar pH'ının 7 olduğunu iddia etmiş. 7 açık yeşil, açık yeşile denk geliyor. 7 değil. Güzel Pınar bizi biraz sanki çeşme suyu daha yeşil, ben sana net olarak söylüyorum. Bu daha mavi bir renk. Petrol mavisi çok da güzel bir renk. O zaman şimdi sırada benim çok sevdiğim bir su markası var. Hamidiye, gerçekten Hamidiye'yi çok severim. Metrolarda, metro istasyonlarında pH'i 7 olduğunu iddia ediyor bu da. Hamidiye'yi yerine vuruyoruz ve çok inanıyorum, çok güveniyorum. 1, 2, evet. Bakalım Hamidiye bizi yarı yolda bırakmayacak
ve Hamidiye. Oha, gerçekten birebir oldu, baksanıza. Ay inanamıyorum. Hamidiye mi o zaman şuraya şöyle ittiriyorum. Çok mutlu oldum. Niye böyle mutlu? Bilmiyorum. Herkesin böyle kendine ait bir markası vardır ya. Onun mutlu olması mutlu ederse. Öyle bir marka benim için. Söyle. Pınar. Pınar'ın şöyle bir şeyi vardı markette. Pınar'ın camının pH'i başka. 6.8 camda. Buradaki pH'i ise 8.2. Çok garip. Hani neden pH'ları farklı bilmiyorum. Bu da su. Bunun şu an pH'i 6.2 miydi, 8 miydi? 6.8 pH'i var. Ve ondan o yüzden beklentimiz şu ki açık yeşille daha açık yeşil arasında bir şey bekliyoruz. Aaa. Pınar da galiba. Aaa. Olacak şey değil ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Normalde Pınar'ın iddia ettiği şey şu ki 6.8 ile 7 arasında diyor. Ama bu görüntü daha çok 7 ile 8 arasında bir görüntü gibi. O yüzden Pınar'ı biraz buruk uğurluyoruz. En çok içtiğim sulardan birine bakacağım. Ha, çeşme suyunu yapmıştık. Bakalım elektride ne olacak? Gerçekten çok fazla içtiğim. Nedense etrafta çok fazla var çünkü sulardan biri. pH 7.82. Yüksek bir pH. Damdam. Erikli için... İftar vakti diyor. Erikli. Ah! Masmavi. Çok güzel bir mavi çıktı Erikli'ye. 7.82 diyordu zaten. Aynen. 8'e yakın olan bir renk. Doğru. Bir sonraki daha şey bir markaya geçelim. Mesela Uludağ. Bu Uludağ suyu premium en azından. Ben daha önce hiç içmedim. pH'i 7.18'miş. Yani yeşil vaat ediyor bize. Tam böyle çimen yeşili. Çimen yeşili dedi ve bize çimen yeşilini verdi. O zaman ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz kendisine, evet. Ay ne kadar tatlı oldu ya. Bir tek arada ne eksik biliyor musunuz? Belki fark etmişsinizdir. Öz kaynak suyu eksik. Bu benim böyle içime burkan bir madde. Çünkü ben öz kaynak suyunu alıp Merve öz kaynak esprisi yapacaktım. Ama yapamadım. O yüzden buradan söylemek istedim yani. Hani. Gerçi Merve bunu görse belki dislike atar. O yüzden yapmamam iyi olmuş. Pınar'ın şeyi 8.2. Hala bu Pınar neden cam şişeye başka, buna başka koyduğunu anlayamadım. Bu konuda da bilgisi olan varsa yorumlara bak. Aa! Bu net mavi. Şu ana kadar en mavi olan gerçekten Pınar çıktı. Pınar ama zaten 8.2 demişti. Gerçekten 8.2 mi? Evet. Yani çok çok net, çok net. Birebir yani o bu şey ama yani Pınar çok yüksekmiş. Yeterince halka indiğimize göre gerçekten benim de ilk defa bu videoyla beraber iletişime geçebileceğim bazı sular var. O ne gidiyorsun ya? Piji almak isterim yanıma. Gel bakayım sen buraya. Bunun fiyatı 13 lira. 13 lira indirimli haliydi bu arada. Ama 13 liraya aldık. Hamidiye'min fiyatı 75 kuruş iken Fiji'min fiyatı 13 lira. O da indirimli hali. Tabii insan şunu söylüyor. Bu suysa bu ne? Bu suysa bu ne? Döküyorum. Ay düştü. 1, 2, 3. Damdam. Oha. Bize vaat ettiği yeşille mavi arasındaydı. Birebir rengin tutuldu. Şu an şoka girdim. Nasıl tadı? Arıtma gibi tadı var. Böyle çok tatsız tutsuz bir tadı var. O zaman hemen bir arıtma suyumuz da var burada. Arıtma suyunu bir kafeden aldım bugün. Arıtma suyumuzu şöyle şişen bu vardı. O yüzden buna doldurttum. 1 2 3 Oha! İnanamıyorum. Sarı mı? Sarı resmen. Oha! İnanamıyorum. Burada Fiji'miz var ki tadı arıtma suyuna benziyordu. Burada da gerçek arıtma suyumuz var. Ve gördüğünüz gibi gerçekten bugün bir şok yaşanıyor. Şimdi sırada Munzur'a geçiyorum. Munzur ben açıkçası ilk defa gördüm, ilk defa duydum ama Uras abinin videosunu izlerken aşağıdaki yorumlara baktım ben. Orada ısrarla neden Munzur yok falan yazmışlar. Munzur su herhalde çok önemli bir su bizim için yani ya da insanlık için bilemiyorum. 8.45 buradaki en yüksek pH'leri sanırım Munzur suyuna ait. Gördüğüm kadarıyla hiç 8 bile yoktu yani arada. Bakalım ne çıkacak bizim şansımıza. Yeşil gibi sanki biraz. Oha! Masmavi çıktı. Oha! Muzura bak ya. Muzurluk yapıyor. Çok güzel. Bir
yani hayata geçtik yani. Ve tipini falan da çok severdim. O yüzden değişik bir bağım var yani. Aa. Çok benziyor renklere bu. Hayat suyun ama cam olanın 7.1 pH'i varmış. Kontrol edelim. 7.1 de. Yani daha çok 7.5 gibi bir renk çıkmış ama çıkıyor mu? Çıkıyor. Daha bazik bir su yani. Arkadaşlar asıl ben size bombayı unuttum. Zemzem almıştım sizin için. Daha doğrusu almadım, getirdim. Bizim evde vardı. Zemzem suyunun pH'ine bakacağız. Bir de o var. Şimdi şöyle bir sıkıntım var. Ben bunu babamdan aldım. Babam bana bu kadar layık gördü. Dedim ki baba neden bana bu kadar layık görüyorsun? Dedi ki video için falan anlattım. Video içinse sana bu kadar bir de fazla dedi. O yüzden onu buradan kınıyorum. Ve diyorum ki sen neden böyle bir şey yaptın? Zemzem suyunun pH'ine internetten baktık. 7.8'de. Hemen şöyle bir bakacağız. Şimdi 7.8 diyor internette bunun pH. Yani maviye dönük bir şey olması gerekiyor. Babacığım gönül rahatlığıyla içebilirsin. Zemzem'in orijinal gibi gözüküyor ama bana vermemem beni bir tık kırdı. Şimdi bir diğer çok merak ettiğim bir husus var. O da içinde yani ilk defa bu doğal mineralli su olarak geçiyor böyle San Pellegrino. Bakalım. Pıs yaptı yalnız. Bakalım bunun fiyatı kaçtı? Bu da pahalı bir su. İnanıyorum. Arkadaşlar sonunda turuncuyu bulduk. Evet, evet. Bana bunun hesabı verilmesi gerekiyor. Bu benim şivem ne vardı öyle? Yani bu turuncunun manası ne? Hani burada 7.4 yazıyor. Evet, kestane suyunu ilk defa duyuyorum. Ay 1, 2, 3. Aa, koyu bir yeşil geliyor galiba. Yalnız pH bunun daha yüksek diye biliyorum ben. Kestane. pH 6.8 diyor. Yani şununla şunun arası diyor ama bana biraz sarıya benziyormuş gibi geldi. Bu suyu 4 liraya aldık. O yüzden çok pahalı bir su değil mi? Yani standart hani olması gereken bir fiyatı varmış gibi geliyor bana. Şöyle. 1, 2, 3. Aaa. Suların mesela fiyat ya da şey olarak kıyaslaması yapılabilecek bir durumda değil. Yani pahalı olan yani iyi parası olan sularda da bu renk çıkıyor. Burada bir sakamız kaldı, bir de damlamız kaldı. İkisini aynı anda alacağım. Bakalım ne kaos çıkacak buradan. Kestane, Gürgen, Palamut. Anaokulunda böyle bir skeç vardı. Kestane, Gürgen, Palamut diyorduk. Ben orada ağaç oldum. Orada neyse de ağaçlar, hani ağaçlar vardı oyunda ama. Burada damlamız var, burada da saka suyumuz var. Damla 7.6 de bize katılıyor. Saka ise diyor ki benim de pH'im 8.22 diyor. O çok koyu bir şey geliyor orada. Yani net bunun mavi geliyor. Oo! Masmavi bir renk. Bunun rengi çıkıyordu. Damla. Damla neredeyse rengi yok yani. Zor zoruna bir mavisi bir şey çıktı ama. Bizim pH sularımız galiba şu an bitmiş durumda. Kestane ve arıtma suyu birbirine çok benziyor. pH'ları yani buradaki skala üzerinden konuşuyorum. pH'ı 6 ile 6.5 arasında ki bence 6.3 falan diye tahmin ediyorum. Bunlar da birbirine, hepsi birbirine çok benziyor. Yani suların genelinde ne çıkıyor bize karşımıza? Genelinde o zaman biz bazik sular kullanıyoruz. Daha çok alkali su kullanıyormuşuz gibi geliyor. Eğer bu video beğendiyseniz bunun maden suyu versiyonu yapmayı çok isterim. Çünkü gerçekten şu gerçekten çok inanılmaz gözüken bir şey. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.